Bunların hataları şu kardeşler, oraya gelecek olursa bunlar kelime-i tevhidi rububiyet tevhidinin içine sıkıştırmışlar. Yani la ilahe illallah ne demektir diye bir soru sorulduğu zaman sana rububiyet tevhidini anlatmaya çalışırlar. Nedir işte? Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısıdır. Allah Azze ve Celle rızık verendir. Allah Azze ve Celle işte görüp gözetendir. Bütün kainat işlerini düzenleyendir diyerekten bu kelimenin manasını işte bu kavramın içine sıkıştırmışlar. Halbuki bu kavramın içine sıkıştırmaları en büyük hata. Neden en büyük hata? Çünkü siz de biliyorsunuz ki müşrikler de ne yaparlardı? Müşrikler de bu kelimeyi söylüyorlardı. Şimdi müşrikler de bu kelimeyi söylerlerse ve bunlar da bu kelime-i tevhidin manasının olduğunu söylerlerse o zaman insanlar ne yaparlar? Bu kelimeyle İslam'a girdiklerini zannederler. Bu sebepten dolayı Mekke müşrikleri bu kelimeyi çok iyi söylüyorlardı. Bakın birkaç tane örnek vereyim. Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinde bize şu ayeti naklediyor kardeşler. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ Bakın mesela şurada önemli bir detay var. Bu tür ayetler pek çoktur. Mesela Lokman 25'te vardır, Ankebut 61'de vardır, Zuhruf suresi 38'de vardır. Yani ayetler pek çoktur. Ben özellikle şurayı seçtim ki hani burada önemli bir detay var. Bunun üzerinde duracağız. Mesela Allah Azze ve Celle bize bunları naklederken şöyle naklediyor. Andolsun ki onlara sen sorsan desen ki gökleri ve yeri kim yarattı? Bakın dikkat edin. Gökleri ve yeri kim yarattı? Onlar ne diyecekler? Onlar diyeceklerdir ki tartışmasız olarak üstün ve güçlü, aziz olan bilen Allah yarattı diyeceklerdir. Bakın dikkat edin. Yani burada önemli bir mesele var. Bugün mesela bir sokaktaki adama sorsak desek ki yerleri gökleri kim yarattı desek ne diyeceklerdir? Diyeceklerdir ki adam normal bir cevap olarak diyecektir ki Allah Azze ve Celle yarattı. Veya diyeceklerdir ki tabi Mevlamız yarattı. Tabi veya diyecekler ki Hak yarattı. Veya bu tür isimleriyle onu isimlendirirler. Ben işte sokaktaki insanların söylemlerine göre bunu size söylüyorum. Aksi takdirde mesela şuna bakın. Müşriklerin verdiği cevaba bakın. Dikkat edin buraya. Mesela onlara sorsan yerleri gökleri kim yarattı ne diyecekler? Bakın burada tekit var. Bak leyakulunne halakahunnel azizul alim. Diyeceklerdir ki aziz olan, alim olan Allah yarattı diyeceklerdir. Bakın. Bakın burada çok önemli bir detay var. Detay bu. Bugün demek ki bizim toplumdan birine sorduğun zaman normal bir cevap verirken Mekke müşriklerinden birine sorduğun zaman adamın sana verdiği cevap şu. Aziz ve alim olan Allah yarattı diyor. Yani düşünün ki Allah Azze ve Celle'nin aziz olduğunu, yani büyük olduğunu, yüce olduğunu, bununla beraber alim olduğunu, her şeyi bildiğini de biliyorlarmış yani. Demek ki bunlardaki iman, bugünkü bizim toplumdaki imandan kat kat fazlaymış. Hangi konuda? Rububiyet tevhidi konusunda. Yani o adamların rububiyet tevhidi konusunda bir sıkıntıları yoktu zaten. Eğer ki biz cahiliyenin özelliklerini bilmezsek, o zaman ne olur? O zaman hatadan kurtulamayız. Bu sebepten dolayı onların özelliklerini bilmemiz lazım. O zaman onların bu noktadaki özellikleri nedir? Onlar Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu, işleri çevirdiğini, Rezzak olduğunu, buna benzer rububiyete taalluk edecek bütün meseleleri kabul ediyorlardı. Hiçbir problem yok diyorlardı. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyiz diyorlardı. Allah Azze ve Celle de zaten bu konuda açık bir şekilde onların sözlerini bize birçok ayette naklediyor. Biz de diyoruz ki eğer ki bu mesele böyle anlaşılırsa insanlar ne yapar? İnsanlar bu meseleyi anlayamazlar. Yanlış anlarlar. Ondan dolayı geçmiş alimlerin düştüğü hatalardan bir tanesi ve şimdiki cahiliye toplumunun düştüğü hatalardan bir tanesi nedir? Kelime-i tevhidin manasını gerçek olarak anlamamaları. Yani rububiyet tevhidinin içine sıkıştırmalarıdır. Halbuki dedim ya size eğer ki rububiyet tevhidini bilmek, kelime-i tevhidi yerine getirmek olmuş olsaydı o zaman bugün Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Velid bin Mughire gibi müşriklerin önde gelenleri zaten Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı. Bunda bir sıkıntı yok. Peki bu adamlar niye Müslüman olarak kabul edilmedi? Bu adamların kelime-i tevhid anlayışları niye kabul edilmedi? Yani bu adamlar
Evet, bir şeyler iddia ediyorlardı. Allah'ın ismini inkar etmiyorlardı. Ki Allah'ı da inkar etmiyorlardı. Aynı bugün bizim tarikatlarda olduğu gibi ne diyorlardı onlar? Onlar diyorlardı ki ya tabii ki Allah Azze ve Celle göktedir. Allah Azze ve Celle yağmur yağdırır, yaratır, rızık verir. Bunda bir sıkıntı yok diyorlardı. Ancak Allah Azze ve Celle'ye biz direkt ulaşamayız. Aynı bunların söylediğini söylüyorlardı. Yani biz Lat'tan istiyoruz, Uzza'dan istiyoruz, Hubel'den istiyoruz. Onlar da Allah'tan istiyor diyorlardı. Bu ve buna benzer benzerlikler tarikatlarda çok mevcut. Yani geçmişteki müşriklerle şu andaki tarikatlar neredeyse şirk noktasında aynıdır. Ancak bunlar cahiliyenin özelliklerini bilmedikleri zaman ne yapıyorlar? Biz bir şey iddia ettiğimiz zaman diyorlar ki ya bu nereden çıktı? Onlar puta tapıyorlardı. Biz ise hiçbir şey tapmıyoruz diyorlardı. Tamam da yani put dediğin sadece tahtadan yapılmıyor. Put dediğin turştan yapılıyor, altından yapılıyor, gümüşten yapılıyor, taştan yapılıyor. İnsandan dahi ne olabiliyor? Put olabiliyor. Hatta resimden dahi put olabiliyor. Bunu geçmişteki alimlerimiz çokça dillendirmiş ve söylemişlerdir. Ondan dolayı biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki hayır, demek ki bunların kelime-i tevhid anlayışları yanlış. Yanlış olan mesele de ne? Yani içinde sadece rububiyet tevhidi yok. Rububiyet tevhidi eksik bir yer. Daha çok kelime-i tevhid ibadetle alakalı meselelerdir. Yani şudur ki kelime-i tevhid eşittir ibadet tevhididir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Azze ve Celle nebileri nasıl göndermişti? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُوا تَعْقُدُ Biz her kavme Resuller gönderdik ki onlara desin ki Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının. Yani burada ne var? Burada nefi ve ispat var. Tağuttan kaçının ve Allah'a iman edin diye biz Resuller gönderdik. Yani bütün Resullerin geliş gayesi La İlahe İllallah. Ve La İlahe İllallah'ın içinde de ne var? Nefi ve ispat var. Zaten bundan sonraki meselede şeyh ne yapacaktır? Şeyh aynı meseleyi devam edecektir ve nefiyi ve ispatı anlatacaktır diyebiliriz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.